Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle girişimcilik ve iş kurma eğitimine yapacağız. Öncelikle eğitimimize hepiniz hoş geldiniz. Şimdi genel olarak baktığımızda girişimcilikle ilgili temel kavramlar vardır. Öncelikle bunları bilmekte ve bunlarla ilgili genel çerçeveyi ortaya koymakta fayda var. Bunlardan başında girişim gelmektedir. Girişim, girişimci, girişimcilik, işletme ve gerek aslında bizim için temel 5 kavram olarak e, ortaya koymuş olduğumuz girişimcilik ve iş kurmanın tam olarak kavranabilmesi açısından önemli ifadelerdir. İçerik açısından girişimcilik türlerine bakarsak öncelikle ele almamız gereken girişimcilik türü ticari yani ekonomik girişimciliktir. Buradaki temel yaklaşım sahibine kar müşterisine katma değer sağlayan bunu da ürettiği ürün ve hizmetle yapan girişimcilik ekonomik yani diğer bir ifadeyle ticari girişimcilik olarak ifade edilmektedir. Kar girişimcinin ama ana amacı olarak en büyük getirisi olarak görülen olaydır. İş fikirlerini yaratmakta, ağlar kurmakta bir diğer önemli aşamadır. Burada girişimciler farklı özelliklere sahip kişilerin oluşturduğu ağlara girerek yeni perspektifler kazanmaya çalışırlar. Onlar burada farklılıkları çeşitli boyutta ve özellikle kurdukları ağlarla kasıtlı ve bilinçli olarak yakalamaya çalışırlar. Yine adeta varlıklarını ararlar. En son fikirleri, tutkuları, projeleri ve bunları bir araya getirmek için akademisyen, girişimci, sanatçı, sporcu ve politikacıları özellikle getiren festival ve hatta girişimle ilgili platformlar oluşturmaya çalışırlar. Yönetim fonksiyonları ve stratejik yönetimle ilgili sorunlar özellikle bir diğer fonksiyon olarak şekillenmektedir. Aile işletmelerinde büyümenin getirdiği finansman, yönetim ve organizasyon sorunları, büyüme sonucu işletmede çalışan sayısının ister istemez bir artışın olması ve aile dışı kimlerin işe alınacağı sorunu önemlidir. Aile kültürü ile işletme kültürü arasındaki ilişkiler, aile içindeki anlaşmazlıklar, güç mücadeleleriyle bunların işletme kararlarını etkileri, aile işletmelerin stratejik yönetimi, gelecek kuşakları devriyle ilgili uzun dönem planlama, yetiştirme ve uygulama ile ilgili sorunlar, kurumsallaşmayla ile ilgili sorunlar aile işletmesinde karşımıza çıkabilmektedir. Evet bu bağlamda ele aldığımızda bu eğitim boyunca özellikle kıymetli arkadaşlar girişim, girişimci ve girişimcilik nedir? Neden önemlidir? Girişimcilerin özellikle inovasyon ve inovatif ile tasarımla ortaya koymuş olduğu gelişmeler işletme bağlamında nasıl hareket eder? Yine diğer taraftan baktığımızda iş kurma ve iş kurma aşamaları nasıl ortaya çıkar? İş kurma için franchising, diğer taraftan kobiler ve aile işletmelerinin girişimci açısından önemi. Bunlara yapılacak olan yatırımlar ve özellikle koskep ve benzeri kuruluşların bunlara destek sağlaması konusundaki bilgileri bu eğitim boyunca genel olarak değerlendirdik. Evet arkadaşlar bu eğitimimizin sonuna geliyoruz. Hepinize eğitime katıldığınız için teşekkür ediyorum. Başka bir eğitimde buluşmak üzere. Sağlıklı ve iyi günler diliyorum.